Ben Ali Taran, en çok beğenecek YouTube'dan hoş geldiniz. Bugün Mecidiyeköy Esentepe'de Fikret Yılmaz Adnan Ocak başındayız. Fikret Usta bizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Fikret Usta bizi dolu bir masayla, bol mezeyle karşıladı. Fikret Yılmaz kimdir sorusuyla başlayarak ardından mezeneye çeviriyoruz. Kebapçılıkla uğraşan bir aileden geldiniz. İstanbul'da büyük birçok Adana kebapçısında ustalık yaptım. Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı'nın farkı eti aldığımız yer. Kebabın hazırlanmasıdır, etlerin işlenmesidir. Lezzeti birebir yakalamış olursunuz. Buraya ulaşmak isteyenler sizce? Bura zaten Mecidiyeköy merkezi bir yer olduğu için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. İstersen mezelerden bahsedelim birazcık. Evet. Çiğ köfte İstanbul'da şöyle bir izlenim bırakıyor insanlarda. Hani bulguru bildiğimiz makineye atıp baharatlarla beraber makinede karıştırıp sunuyorlar millete. Evet. Aslında çiğ köfte öyle değil. Çiğ köfte farklı bir şey, farklı bir tat, güzel bir lezzet. Biraz emek istiyor, biraz yoğurma istiyor. Tablacı salatası bizim olmazsa olmazı, olmazımız. Evet. İçerisinde neler vardı bunun? İçerisinde soğan, maydanoz, domates. Yaprak yaprak doğranıp Adana'dan getirdiğimiz toz biber ve sumakla harmanlayıp müşterilere sunuyoruz. Kebabın olmazsa olmazı. Kebabın sanırım dürümün içerisinde de koyuluyor. Dürüm aynı zamanda tablacı dürüm içi de sayılabiliyor. Bizde tablacı salata, ezme salata, kurucacık, çiğ köfte, yeşillik, turşu. Hepsi de var aslında. Aslında genel olarak bunlardır. Farklı tatlar görüyorum. Evet, soğan sarımsak kavurma, tabii bize ait farklı tatlar var. Patlıcan söğürme, onu patlıcanı söğürüp çekirdeğini falan alıp onu da güzel bir zeytinyağı, pul biberle sunuyoruz. Fındık lahmacun var. Fındık lahmacun, o Adana usulü lahmacun. Farklı bir lezzet. Evet, farklı bir lezzet. Fındık lahmacunun 2-3 kat büyüğüdür. Yalnız büyük normal lahmacundan da küçüktür. O zaman şimdi mutfağımıza geçip kebaplarımızı pişirelim. Evet. Başlayalım. Evet, şimdi Fikret Usta'nın mutfağındayız. Bakalım neler yapacağız. Fikret Usta'nı anlatmak ister misin neler yapacaklarımızı? Evet, önce dediğimiz gibi en özelimiz kebap. Kebap yapacağız. Birkaç çeşit et yapacağız. Pirzola yapacağız, kaburga yapacağız. Aa, başlayacağız. Fikret Usta'yla Ocağın başına geçtik. Evet. Fikret Usta'nın neler yapıyoruz? Yaprak spesiyallerle başladık. Tabi yine aynı şekilde kuzu pirzolamız. Pirzola. Yağlı kara dediğimiz. Yağlı kara, kuzuluklara çıkan bir kuzu. Kuzuda evet, butu, kemik üstü. İki parçadır. Güzel bir lezzet değil mi? Gerçekten güzel bir lezzet. Yedikten sonra herkes aynı fikirde oluyor zaten. Sonuçta Adana kebap. Evet, sonuçta da şöyle bir Adana kebap. Kebaplarımızın pişme süreleri var mı yoksa göz kararı evet, mı? Aslında göz kararı çok önemli. Yalnız ateşin yüksekliği yakınlığı önemli. Evet, yakınlığı yani hafif ateşte pişen etler her zaman biraz daha lezzetli olur. Evet, şimdi masanıza geldik. Ocak başında oldukça sıcak bir yerden. Şimdi yemeklerimizi tatmaya geldik. İçeriklerimizden bahsettik bu arada Fikret Usta. Tablacı, Adana kebabı, şalgam. Bunlar Adana'nın vazgeçilmesi. Evet, şimdi senin özel... Evet, benim en özelim kebap. Adana kebapla başlamak istiyorum. Kebaptan başlayalım. Tırnak pideyle daha güzel olur. Peki. O zaman tırnak pideyle dürüm mü yapayım? Evet. Tek tek fiyatları nedir peki? Öğle menüsü yapıyoruz. Bir 40 lira yanında içecekler ve salatalarla beraber. Çevrede çalışan insanlar... ister istemez işçi kesimi. Onlara uygun bir menü seçeneği hazırladık. Buraya gelip iki kişilik menü almak isteyen... Evet. Kaç kişi? 80 lira. 80 bir tatlı yerse 100 lira. 100 lira çıkarıyor. Yani kişi başı 50-60 olur. İçecek dahil. Evet, içecek dahil. Peki. Yağlı karayı bir tat verip. Bir kuzuda 150-200 gramdır yağlı kara. Yalnızca iki tane evet. Çıkar. Yalnızca bir porsiyon çıkar. Ayrıca porsiyona vurduğumuz. Evet. İkilisini bir porsiyon. Evet, ikisini bir porsiyon diye satıyoruz.
Kuzu pirzolamız var, kuzu kaburgamız var. Tek tek devam etmek istiyorum. Evet. Kuzu pirzola mı? Evet, kuzu pirzola. Bu kadar yumuşak olmasının sebebi eti canlı terbiye yapıyoruz. Mesela sen bir porsiyon pirzola soruyorsun. Hı hı. Biz tuzunu, biberini o an atıp ocağa atıyoruz. Canlı terbiye olayı var. Etleri bir bekletme süreniz var mı? Etleri şimdi kuzu olduğu için çok uzun süre bekletemiyoruz. Peki. Kuzuda maksimum en çok bekleteceğimiz süre 4 gün, 5 gündür. Biz o süreci iyi kullanıp etleri yumuşatabiliyoruz. Misafirleri de ikram ediyoruz. Evet. Dalgamızdan ayrılmazdan evet. Bahsediyoruz. Şalgam yine Adana'dan geliyor. Ev yapımı, fabrikasyon değildir. Güzel bir tatlı çağrı. Yine turşuyu Adana'dan getiriyoruz. Hemen hemen her tadımızı tattık. Hepsi birbirinden harikaydı. Çok teşekkür ederim. Mezelerimiz de harikaydı. Kebaplarımız da harikaydı. Özel, spesiyel menüleri de çok güzeldi. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi tatmadan kebap yedim demesinler. Herkesi bekliyoruz. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Fikret Usta'ya bizi aradığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Fikret Usta'yız da Instagram'da çekilişlerimiz sürecek. Düzenli olarak yapmaya devam ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.